ayaklayan Dilan Engin Polat çifti tahliye oldu. Bugün Engin Polat tahliye oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ne sen sor ne ben söyleyeyim çocuğum. Efendim, tamam. Devletimize 750 milyon lira zararı oldu. Ondan soruyorum. Kızım hangisini anlatacaksın? Başa çıkamazsın ki evladım. Allah kahretsin. Peki teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun. Engin Polat'ı tanıyor musunuz? Tahliye oldu. Tamam pek. Biliyorum. Dayan evet. Tanımıyorum. Televizyonda izledim. Hatırlatayım isterseniz. Polat çifti, Dilan ve Engin Polat çifti. 750 milyon TL sahte fatura keserek devleti dolandırma suçundan, vergi usul kanunu muhalefetten tutuklanmışlardı. Ondan ceza yatıp çıktılar efendim. Ne o düşünüyorsunuz? O da devletin suçu yine. Şu anda devletin suçu. Eğer seni dolandırmışsa onu ömür boyu yatıracaksın. Zaten devletimiz, devlet demeyeyim de devlet bizler. Hükümetimiz, muhalefet hiçbiri birbirine şey değil ki. Alın teriyle ben, para kazananlara bir haksızlık ediliyor mu burada? %100 örneğin ben. Evet. Ben emekliyim. Ben emekli olduğumda, 2013'te emekli olduğumda bir asgari ücret benim yarım kadar maaş alıyordu. Şu anda asgari ücretle ben aynı alıyorum. Yetiyor mu efendim aldığınız maaş? Yok canım nerede işte Allah verecek. Hanım emekli bir de kızımız çalışıyor da o şekilde. Efendim diyorlar ki şükredin. Şükrediyor musunuz? Şükür yok. Ona ben inanmıyorum. Ne şükredip bana şey mi geliyor, para mı geliyor yoksa cebimi mi dolduruyorlar? Ama şunu söyleyeyim. 23 yıl bir devletin başında olan şahısı kendim CHP'liyim ama CHP'nin başına gelen bu şahıs ilk etapta seçilir seçilmez Osman Kavala, Selahattin Demirtaş. Bana ne ya onlardan? Bu halk PKK diyebiliyor. Niye savunuyorsun? Selam olsun. Ondan sonra şimdi kalkmış diyor ki kardeşim Tayyip Erdoğan şey yaparsa yine gelsin seçime girsin. Ulan 23 sene anamızı ağlatmış bir daha mı istiyorsun? Sen doğru dürüst ol, adam olsan zaten istemezsin. Zaten sorun muhalefet mi demek istiyorsun? Muhalefet. Muhalefet yani ben kendim CHP'li olduğum halde üyeyim de ama Kılıçdaroğlu'nu arar olduk. CHP eski CHP değil mi? Kesinlikle değil. Aynı şeyin Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yapıyor. Başka bir şey yok. Neden muhalefet yapmıyorlar sizce? Sadece ceplerini mi dolduruyor insanlar? Ceplerini dolduruyorlar. Burada şey televizyonda bir iki kelime konuşuyorlar. Arkada kardeş gibiler. Olan size bize oluyor bize, değil mi? Evet. O zaman bir sorum daha var. Adalet evet. Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki Avrupa'nın daha doğrusu dünyanın en büyük adalet sarayını Ankara'ya dikeceğiz dedi. Müjdesini verdi. Ne düşünüyorsunuz? Heyecanlandınız mı? Maalesef. Adalet yok ki adaletin en büyük şeyini dikeler. Türkiye'de adalet olacak ki önce o adaleti sağlayacaksın ki ondan sonra adalet sarayını dikesin. Onlar ki ancak kendilerine saray yapmayı bilirler. Başka hiçbir şey bilmezler. Şey Mehmet Şimşek'e hırsız dedi. Şimdi Mehmet Şimşek geldi yanında çalışıyor. Doğru adam olsa zaten gelmez. Bizim en büyük sorunumuz ne? Cahil. Paralı cahilleri getirip başımıza dikersek olacağı bu. Başka hiçbir şey yok. Paralı cahilleri başımıza getirip örneğin Alpay Özalan. Futbolcuydu. Parası vardı geldi. İlkokul mezunu milletvekili oldu. Nasıl olabiliyor efendim? Ben de milletvekili olmak istiyorum. Nasıl olacağım? Yani param da yok ama çok da zekiyim, akıllıyım. Nasıl olacak? Mümkün değil. Olamazsın ki. Zaten onu elerler seni. Paran yoksa sen hiç... Paran varsa milletvekili doğrusun, başbakan da cumhurbaşkanı. Kimlerin parası var artık bu ülkede? Zenginlerin, 5 tane çete diyorlar ya, onun yanındaki yandaşlarının. Zengin mi olduk abi sen, senle ben? Olduk mu? Yoksa biz, gittikçe fakirleştik mi? Biz yerle bir olduk, yerle bir. Ezildik, başka bir şey olmadı. Düne kadar 550 tane milletvekili fazlayken şimdi 600 tane milletvekilimiz var, artı bir de bakanlar koydular. Yani seni beni sömürdüler, başka hiçbir şey yok. Efendim teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Ettim. Engin Polat tahliye oldu. Ne düşünüyorsunuz? Efendim? Engin Polat'ı biliyorsunuzdur. Tahliye oldu bugün. Ya bunlarla aslında yorum yapmayalım. Zamanımızı gerçekten gerek yok ya. Efendim biz olaya şöyle baktığımız için soruyoruz. Devlete 750 milyon liralık sahte fatura keserek kandırmış bir insan. Onay yattı ve çıktı. Demek ki bunun arkasında daha da güçlü büyük bazı abiler, ablalar var demek ki. O yüzden erken çıktı ne diyelim. 40 yılla yargılanıyordu. Evet. Demek ki arkasında daha büyükleri vardı. Büyüklere gelmeden, konu onlara yansımadan konuyu bence kapatacaklar. Adalet Bakanı dedi ki Ankara'ya dünyanın en büyük adalet sarayını dikeceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Abi ben burada yaşamıyorum ama. Nerede yaşıyorsunuz? Biz Kıbrıs'tan geldik. Nasıl abi Kıbrıs? Çok neşeli bir yermiş. Evet. Herkesin buradan daha. Herkesin keyfi yerindeymiş. Buradan biraz daha neşeli. Ne gereği var şimdi yani adalet saraylarıyla övünmenin? O kadar bu sorun var. Bu kadar sıkıntılar var. Bu kadar sorunlar var. Şey yapıyorlar işte şimdi külliye yapıyorlar. Yapılıyor evet, o da. Evet. Tamam işte sizden çok fazla para var ya. Bize harcıyorlar. Gereksiz işler. Gereksiz işler bunlar. Yazık günah yani. O kadar insanlar zor durumda. Türkiye'yi nasıl gördünüz? Ekonomik açıdan mesela insanların
yüzleri pahalı. Gülüyor mu? İnsanlar bir şeyler alabiliyorlar mı sizce? Yok. Pahalılık var. Aşırı pahalılık var. Biz bir düğüne geldik o yüzden. Ama hem pahalılık var hem yani kalabalık var. Güzel, hoş ama çok pahalı. Çok pahalı. İyi değil yani. Durumu iyi değil. İyi değil. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Engin Polat tahliye oldu. Ne düşünüyorsunuz? Şaşırmadık. Neden şaşırmadınız? Bekliyor muydunuz? Ya adaletin olmadığı bir yerde bunlar normaldir. Adalet var diyorlar efendim. Bir sürü adalet sarayımız var. Adalet sarayı yüz karasıdır. Devletin büyük adalet sarayı olması da bir devletin yüz karasıdır. Ne kadar suçlu olduğunu, adaletsiz olduğunu göster. Temsil eder o. Ankara'ya dünyanın en büyük adalet sarayı yapılıyormuş. Adalet Bakanı müjdesi verdi. Ya o dünyanın en büyük yüz karası. 350 milyon Amerika'nın 35 bin mahkumu var. 65 milyon Türkiye'nin 350 bin mahkumu vardır. Adaletin burada olup olmadığını anlasınlar. Anladın mı? Mahkum sayısının fazla olması adaletin olmaması anlamına mı adaletin geliyor? Olması anlamına mı geliyor? Adaletin olmadığından, ekonominin bozuk olduğundan, insanların sinirlerinin bozulduğundan. İnsanlar suça mı yöneliyorlar? Tabii suça yöneliyorlar. O bakımdan cezaevlerini büyük yaparlar. Adalet sarayları büyük yaparlar. Ondan övünürler. Ama Merkez Bankası'nda bu kadar dövizimiz var, altınımız var diyemezler onları. Çünkü kendileri yiyorlar. Kim bunu yiyor? Yöneticiler. Yöneticiler. 650 milletvekili Cumhurbaşkanı'nın başında olmak üzere. Efendim bu kadar para halka hizmet etmek için yenmiyor mu yani? Madem öyle halk niye bu halde? Halka gelmiş olsaydı halk şimdi başka bir durumda olurdu. Biz bunlar konuşmazdık. 650 milletvekilimiz var dediniz. Bir tanesini böyle meydanlarda, sokaklarda hal hatır sorarken gördünüz mü? Görmedik. İster miydiniz? İstiyoruz, hakkımızı helal etmiyoruz. Temsil ettiklerini düşünüyor musunuz? Hayır. Sadece oraya rant için gidiyorlar. Yani seçim ne olacak bir şey değil bunlar. Nasıl olur? Nasıl düzelir? Kökten bir değişim nasıl gerçekleşir? Kökten değişim olur. Nasıl olur ama? Yani kökten bir katı bir değişim olması lazım. Biz onu bekliyoruz. Kim gelsin başa? Yani şu anda göremiyoruz. Yani. Bakalım. Bir Atatürk mü lazım? Yok işte. Yok. O 100 yılda bir geliyor. 100 yılı doldurduk. Belki çıkar tekrar. İnşallah bir tane daha da çıkabiliriz. Belki çıkarabiliriz. Onun için bakacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. Engin Polat tahliye oldu. Var mı bir yorumunuz? Vallahi hiçbir yorumum yok. Bilmiyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Geziyorum. Dünyayı geziyorum. Aa, ne kadar güzel. Ben de istiyorum ama Türkiye şartları pek izin vermiyor. Nasıl gördünüz Türkiye'yi? Vallahi Türkiye aynı. Aynı. Her şey aynı. Ne zamana göre aynı? Yani her şey aynı derken enerjisi aynı ama fiyatlar çok pahalı. Ne aşırı olmuş pahalı. Fiyatlara? Yani uçmuş. Bayağı bir pahalı. Geçen gün bir çorba içeyim dedim. İşkembe çorbası. 280 lira. Gerçekten şok oldum. Ne kadardı? 8-8,5 dolara geliyor. Dolarla hesaplıyorum artık. Ve yani aşırı çok bir fiyat yani. Anlayamadım nasıl oluyor, ne oluyor diye. Çünkü yurt dışında herhangi bir ülkede 8 dolara çok güzel bir sofrada oturup yiyebiliyoruz. Mesela uzun Japonya'da. Uzun böyle sofra kurarsınız değil mi? Çorba tabii, değil tabii. Sadece. Tabii kesinlikle. Yani o kadar pahalanması hiçbir ülkede yok. Belki Amerika'da öyle uçuk fiyatlar var. Ama oranın da zaten durumu belli. Bazı Türkiye'de yaşayan vatandaşlar diyor ki dünyanın her yerinde kriz var. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Devleti, hükümeti suçlamayın diyorlar. Yönetimi suçlamayın diyorlar daha doğrusu. Anladım. Hiç o konuları bilmiyorum ama şunu biliyorum ki evet her tarafta bir kriz, bir savaş ortamı var ama Türkiye'deki pahalılık dünyanın hiçbir yerinde yok. Açıklanabilir bir yanı vardır muhakkak. Nedir sizce? Ben bilmiyorum işte Türkiye. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Engin Polat'ı biliyorsunuzdur. Bugün tahliye oldu. Hem de 40 yılla yargılanırken. Ya ben 3 ay önce vallahi billahi bütün akrabalarıma söyledim. Boşuna alıyorlar içeri. Serbest bırakacaklar. Vallahi devamlı söylüyorum. Kocasını da bırakacaklar. Bıraktılar kocasını da. Bugün Bak vallahi billahi kaç gündür yollardayım. Biliyorum ya arkadaş, bu oyalanıyorlar ya, ekonomi millet konuşmasın diye böyle bir şey ortaya atıyorlar. Suni gündem mi? Suni gündem. Eğer onlar hırsızlığı para çaldıysalar ucu yukarıdakilere dokunacak. O yüzden salıverdiler. Gündemi değiştirmek başka bir şey değil. 750 milyon liralık sahte fatura söz konusu. Ben bir ekmek çalsam bana 10 yıl hapis verirler. Türkiye'de en büyük suç en küçük hırsızlık. Büyük çalarsan içeriye girmezsin. Ben bak bunu da sizden şimdi duydum vallahi. Bak başından belli söylüyorum, bunlar serbest kalacaklar. Neydi? Fakir çalamadığı için fakirdir. Fakir çalamadığı için fakir. Bir ekmek çalsa 10 sene yatar ama büyük çalarsa yatmaz. Eğer bir insan büyük çalıyorsa demek ki yukarıda adamlar var. Efendim o zaman hani hukukun üstünlüğü? Hukuk yok burada. Ha şimdi ben konuşmaya bile dikkat ediyorum. Burası diktatör ülkesi. Ağzını açamazsın. Az bir şey konuşsam içeri alırlar, işimden gücümden olurum biliyorum. En fazla 10 ay yatarız belli ki. Ya avukat bilmem ne, kim onlarla uğraşacak? En iyisi mi susmak? Tabii şaka yapıyorum. Allah yok yok ya, burası dürüstlük yok. Esnaf üç kağıt olmuş, halk üç kağıt. Her bir gün bir şeylere zam gelirse o derecede insanlar sahtekarlaşır. Müslüman usulü satış ticaretine uğraşırsan arabanın deposunu dolduramazsın.
olacaksın. Mecbur üşkiyat olacaksın. Yani Rahmani yoldan artık para kazanmak zor mu? Müslümanca para kazanamazsın. Aç kalırsın. Mecbur üşkiyat olacaksın. Aynı zamanda da namaz kılacaksın. O namaz da onun başına bela olacak. Peki nasıl olacak böyle? Düzelir mi bu durumlar? Bu durumların düzelmesi için Türkiye'deki bütün milletvekillerini kovacaksın. Türkleri kovacaksın. Zaten bugün üçüncü kişisin milletvekillerinden rahatsız olan. Anlat derdin, dinliyorum ben. Abi işte suç olur diye korkuyorum ben. Olmaz, suç olmayacak şekilde. Kovacaksın. Türkleri de kovacaksın. Milletvekillerini kanımıza işlemiş. Yurt dışından her ülkeden, İngiltere'den, Almanya'dan temiz bir aile getireceksin. Türkiye temiz bir... Siyasete yeni yabancı bir kan lazım diyorsunuz. Aynen öyle. Kanımızın değişmesi lazım. Gündemimizde hangi haber açarsan Kırgızlık. O onu dövmüş, o onu çalmış, o bilmemiz milletini. Ya bu ne rezillik ya. Tamam, bunu izleyenler diyeceklerdi ki bizi nasıl, neden yabancılar yönetsin? Sizi linçleyebilirler. Ama olsun. Ne diyorsunuz? Yabancılar daha dürüst. Biz Müslümanlar sahtekar olmuşuz. Ne Müslümanlar? Böyle bir şey yok. Türkiye'nin %99'u Müslüman. Sen buçuğunu bul, ben senin elini öpeyim. Hepsi bu. Niye sahtekar olmaya başladı peki? Hayat şartları zor. Hayat şartları zorlaştıkça insanlar mecbur sahtekar olacak. Az önce de bir beyefendi dedi ki ekonomik şartlar insanları suça itiyor dedi. İşte dediğim oldu işte. Rahmetli Necevit. Ah o olaydı, bunların kahır hepsinin kulaklarını çekerdi. Atatürk zaten demiyorum, tamam mı? Atatürk hırsızmış. İşte gavurmuş. La sana ne şerefsiz. Adam ölende cebinde bir lirası bile yoktu. Çok şeyler biliyorum da boş ver. Hepsi bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ ol abi. Engin Polat'ı tanıyorsunuzdur. Tahliye oldu bugün. Ne düşünüyorsun? Bir fikrim yok onun hakkında. Kara para aklamadan doğrusu. Evet. Pek bir şey düşünmüyorum. Bence doğru değil. 750 milyon TL sahte fatura kesmiş. Devlete 750 milyon lira zararda bulunmuş. Ne düşünüyorsun? Yani haksız yere tahliye olmuş. Tahliye olmasını beklemezdim açıkçası. Yani bence tahliye edilmemeliydi. Sonuçta hakkı olmayan bir parayı almış. Benim fikrim bu. Ya adalete olan inancı sarsıldı mı? Evet. Geleceğim tehlikede. Geleceğimiz. Bence bu şekilde. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim.